Merhaba arkadaşlar, kalıtım ünitesiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kalıtım yapabilmek için öncelikle kavramları çok iyi öğrenmemiz lazım. Hadi biz de kavramlarla başlayalım. Kalıtım ne demektir? Canlının sahip olduğu özelliklerin nesilden nesile aktarılmasıdır. Genetik ise kalıtsal özelliklerin nasıl oldukta'ya çıktığını, yavru döllere nasıl aktarıldığını, genlerin yapı ve işleyişini inceleyen bilim dalıdır. Karakter ise canlının sahip olduğu niteliklerin her biridir. Örnek verecek olursak göz rengi, saç rengi gibi. Özellik ise bir karakterin her bir farklı tipidir. Göz renginin yeşil olması, saçların kıvırcık olması gibi. Gen ise DNA üzerinde yer alan çok sayıda nükleotitten oluşmuş, belirli bir kalısal özelliği şifreleyen anlamlı birimlerdir. Genleri biz harflerle sembolize ederiz. Genotip ise canının sahip olduğu genlerin tamamıdır fenotip ise canlının sahip olduğu her bir karaktere ait dış görünüşüdür. Fenotip etkisini gösteren genin harfiyle sembolize edilir. Diploid hücre, bir anneden diğer babadan gelen homolog kromozomları birlikte bulunduran hücrelere verilen isimdir. Haploid hücre ise homolog kromozom çiftlerinin sadece birini taşıyan hücrelerdir. Mesela yumurta hücresi gibi diploid hücreye Vücut hücrelerimizi verebiliriz, karaciğer verisin, göz hücrelerin, e, yumurta ana hücrelerimiz gibi. Alergen ise aynı karakter üzerinde etkili olan biri anneden, biri babadan gelen homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında bulunan gen çeşitlerinin her biridir. Alergenler birbirinin aynı ya da farklı şekilde gösterilebilir. Lokusa gelecek olursak eğer genlerin kromozomlar üzerinde bulunduğu bölgelere verilen isimdir. Homozigot döl ise bir karaktere ait alergenlerin aynı olması durumudur. Heterozigot döl ise bir karaktere ait alellerin birbirinden farklı olması durumudur. Dominant ise her durumda canlının fenotipte etkisini gösteren aleline verilen isimdir. Büyük harfle gösterilir. Büyük A, küçük a ya da işte büyük B, büyük B şeklinde olabilir. Resesif alel ise Diploid hücrelerde sadece homozigot durumda kendisini gösteren fenotipte gösterilebilen alellere verdiğimiz isimdir. Küçük harfle sembolize edilir. Küçük A, küçük A, küçük B, küçük B, küçük E, küçük E şeklinde. Devam edelim. Bakın. Çekenik fenotipli bireylerin genotipleri homozigottur. Ne demek istiyor? Yani benim eğer fenotipim küçük aysa demek ki genotipim küçük a küçük a şeklinde gösterilecektir. Gelelim olasılık ilkelerine. İki tane olasılık ilkemiz var biyolojide bizi ilgilendiren. Bağımsız olayların gerçekleşme olasılığı birbirini etkilemez. Örnek verecek olursak havaya madeni bir para atarsın. Tura gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Yazı gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Aynı olayı ne kadar tekrarlarsak tekrarlayalım. Her seferindeki olasılığın 1 bölü 2 olacaktır. Şansa bağlı iki bağımsız olayın aynı anda gerçekleşme olasılığı ayrı ayrı gerçekleşme olasılıklarının çarpımına eşittir. Örnek verecek olursak aynı andaki paradan birincinin yazı ikincinin tura gelme olasılığı bakın 1 bölü 2. 1 bölü 2 iki farklı olay olduğu için çarparsanız 1 bölü 4 olacaktır. Aynı anda iki paradan birinin yazı birinin tura gelme olasılığı ise nedir bakın 1 bölü 4 artı 1 bölü 4'ten 2 bölü 4 şeklinde olur. Yani 1 bölü 2 olacaktır. Yani çok sadeleştirmek doğru değil kalıtımda. Mendel ilkelerine gelecek olursak bakın Mendel genetikle ilgili yapmış olduğu çalışmalarda bezelye kullanmış. Çünkü bezelyeyi çoğaltmak kolay, ucuz, çok fazla sayıda döl veriyor ve dayanıklı bir bitki. O yüzden de bezelyelerin çok farklı özelliklerini gözlemleyebilmiş. Ki Mendel'in Bezelye seçme sebebi karakter bakımından kolay ayırt edilebilmesi, kısa zamanda çok sayıda döl vermesi, kendi kendine tozlaşabilme olasılığından dolayı saf ırk elde etme şansının artması, çiçeklerin dış tozlaşmaya büyük oranda kapalı olması ve kontrollü çaprazlamalarla karakterlerin dölden döle takibinin kolaylaştırılmasıdır. Mendel hem erkek hem dişi organ bulunduran bezelye çiçeklerini kendi kendini döllenmesini önleyerek arı döllerin kendiliğinden oluşmasına engel olmuştur. Yani saf oluşumuna izin vermemiştir. Bir bezelyeden aldığı poleni başka bir bezelyenin dişi organına taşıyarak çapraz döllenmeyi sağlamıştır. Bakın buradaki aslında amaç birbirine zıt homozigot bireyleri çaprazlamış ve bu özellik açısından melez bireyler elde etmek istemiştir. Bakın mor ve beyaz ee, çiçekli Bezelyeleri çaprazladığında yüzde yüz heterozigot genotipe sahip mor çiçekli bitkiler oluşturmuştur. Ay, bak şimdi burada karşınıza bağlı ve bağımsız gen kavramı geliyor. Mendelin çalıştığı farklı karakterleri kontrol eden genler farklı kromozomlarda yer alırsa biz bunlara bağımsız gen diyoruz. Bakın, şurada görmüş olduğunuz karakterlerin her biri farklı bir kromozom üzerinde. Ancak Aynı kromozom üzerinde yer alan farklı karakterlere etki eden genlere ise bağlı gen denilmiş ki Mendel bağlı genleri bulamamıştır. Bakın, bağlı genler crossing over veya mutasyon olmadığı sürece mayozla birlikte hareket edip aynı gamete geçer. Yani şu görmüş olduğunuz özellik bir gamete, şu görmüş olduğunuz özellik bir gamete gidecektir. Ama ne zaman mutasyon ya da crossing over olmadığı sürece. Hemen pratiğimize baktık. Bağlı genler arasındaki mesafe arttıkça crossing over olma ihtimali de artacaktı. Crossing over ne demekti? Kardeş olmayan kromatikler arasındaki parça değişimiydi. Gelelim gamet bulmaya. Eşeyli üreyen diploid canlılarda eşey ana hücrelerinden mayoz oluşan gametlerde ana hücrenin yarısı kadar kromozom bulunur. Homolog kromozomlar anafaz bir evresinde rastgele birbirinden ayrılarak farklı gametlere taşınır. Gametlerdeki bakın her karakter ilgili yalnızca bir alel ve sahiptir diyoruz. Devam edelim. Bağımsız genlerde gamet bulmaya geldik. Şöyle biraz daha çektiğimiz aşağı alalım. Bakın bir ya da daha fazla karakter bakımından bağımsız genlere sahip homozigot genotipli bireyler Mayozda tek çeşit gamet oluşturur. Çünkü burada büyük A varsa ne gelebilir? Sadece büyük A. Küçük A'larda ne geldi? Bakın küçük A. E, ee, yine aynı şekilde büyük A, büyük B'de ne gelebilir? Büyük A, büyük B. Büyük A, küçük B'ye geldiğimizde ise büyük A, küçük B şeklinde e, döller oluşturacak. Yani gametler meydana getirecektir. Bak şimdi... Bir ya da daha fazla karakter bakımından bağımsız genlere sahip heterozigot genotipli mayoz e, bireylerin genotiplerini bulmak için gamet çeşit sayısı olarak 2 üzeri en kullanırız. Bak burada kaç tane var şimdi baktığımızda gametimize ya büyük A gelecek ya küçük A yani iki çeşit gamet oluşturabildim değil mi? Elimde sonuçta bir tane heterozigot var. Burada saydım bir, iki tane var. 2 i̇ki üzeri 2'den 4 tane olsun Ya ben büyük A, büyük B, ya büyük A küçük B, ya küçük A küçük B, küçük A küçük büyük B gametini meydana getireceğim. Saydığımızda dört tane olduğunu görebiliyoruz rahatlıkla. Şimdi, bakın bir örnek verilmiş. Bize genotipli bireyin mayoz bölünmeyle oluşturabileceği gamet çeşidi ve gametinin oluşturma olasılığını sormuş. Bunu nasıl buluyordum? 2 üzeri anne. Ne yapacağım? Heterozigotları saydım. 1, 2, 3. 2 üzeri 3'ten 8 çeşittir. Şimdi şuraya gametimizi yazalım. Bak şimdi büyük A'nın gelme olasılığı iki olasılıktan bir tanesi 1 bölü 2. Farklı özellikler çarpılırdı. Küçük B'nin gelme ihtimali 1 bölü 2. E'nin gelme ihtimali 1. Çünkü nedir kendisi? Homozigot durumda. F'lere baktığımızda küçük F'nin gelme ihtimali 1 bölü 2. Yani oluşma olasılığı 1 bölü 8'dir. Peki. Bağlı genlerde gamet bulmaya geldiğinizde ise bağlı genler iki ya da daha fazla karakter bakımından homozigot ise tek gamet oluşur. Nedir bakın? Büyük A büyük B gelecektir. Burada da aynı şekilde büyük A büyük B küçük E bakın oluşabilecek tek ihtimal vardır. Ama bağlı genler iki ya da daha fazla karakter bakımından heterozigot ise ve aralarında crossing over meydana gelmemiş ise iki çeşit gamet oluşur. Bak şurada ya büyük ABE ya da büyük A küçük BE gametlerin oluşacağını gözlemleyebiliyoruz. Peki bağlı genlerde crossing over meydana gelirse oluşabilecek gamet çeşidi sayısı 2 üzeri n formülüyle hesaplanır. Bak şimdi. Crossing over meydana gelirse neler olabilir? Normalde benim beklediğim büyük A büyük B küçük A küçük B değil mi? Ya da büyük A küçük B büyük B Küçük A gametleri yani bakın crossing over sonucunda 4 tane gametin meydana geldiğini söyleyebiliyoruz. Şimdi elimizde bir örneğimiz var. Bakın şöyle bir genotipli bireyimizde AB'ler bağlı gelmiş. Hemen bunu yazalım. Bakın şu şekilde göstermeniz gerekiyor. Küçük A küçük B. Bunda diyor ki büyük A küçük B'nin oluşma olasılığı yüzde iki ise buna göre AB gametin oluşma olasılığı ve crossing over görülme yüzdesi diyor. Şimdi normal mayozda oluşacak gamet çeşitlerimiz nedir bizim? AB ya da küçük a küçük b'dir değil mi? Crossing over olduğu zaman ne meydana gelir? AB gameti, küçük a küçük b büyük a küçük b küçük a küçük b olacak. Ve bunlardan ben biliyorum ki crossing over meydana geldiğinde bunun oluşma olasılığı %2. Demek ki bu gametlerin oluşma olasılığı nedir? %2'dir. Bunları topladık. Ne gelecek buradan? 4 8 geliyor değil mi? Yani geriye kalan %92 ihtimal. %46 %46 şeklinde normal gamet çeşidi sayısını buluyoruz. AB gametinin oluşma olasılığı diyor. Bir normal gametten bir de crossing over sonucu meydana geleceği için 46 ile 2'yi toplarsınız %48 oluşma ihtimaline sahiptir diyoruz. Gamet oluşum sürecinde e, crossing over görülme yüzdesi nedir demiş. Bakın crossing over görülme yüzdesini şurada sizinle hesaplamış olduk aslında. %8 oldu. Neden böyle bir şey diyoruz? Bakın çünkü crossing over oluşabilecek her bir gamet çeşidinin meydana gelme olasılığı birbirine eşittir. Bu durumda da biz zaten hepsinin birbirine eşit olduğunu bulmuştuk. Buradan da %8 ihtimal olduğunu söyleyebiliyoruz. Bakın genetik problemlerde aksi belirtilmedikçe genler bağımsız olduğu varsayılır. Yani bağlı gen demediği sürece bağımsız kabul etmelisiniz. Tamam mıyız? Devam edelim bakın. E ve G genleri bağlıymış. Hadi bağlayalım bakın. Demek ki şu genlerimiz E ve G'yi bağlayalım birlikte. Küçük E, büyük G. Diğerlerinin hepsi bakın bağımsız. Yazdık mı? Öncelikle. Hop. Şimdi üreme hücresindeki kromozomlar üzerinde alellerin dizilişini çizerek gösterin ve hücrenin kromozom sayısını belirtin demiş. Görmüş olduğunuz üzere çizdik ve bu hücre 2n eşittir 10 kromozomlu bir hücredir. Normal mayozda kaç çeşit gamet oluşabilir diyor. Bak şuradan ne geldi? 2 çeşit. Burada 1, 2 çeşit gelir. B'lerden 1 çeşit. K'lardan 2 ve K'lardan 1 affedersiniz. Onlar nedir? büyük yapalım. Homozigot ve M'lerden 2 yani 8 çeşit oldu. C'ye geldim. A, E, B, K, G, M genotipli gametin oluşma ihtimalini bana sormuş. Baktığımızda A'nın gelebilme ihtimali nedir? 1 bölü 2. Bak E ve G'yi beraber düşünürüm. Bunun gelme ihtimali 1 bölü 2. B ve K'dan 1 bölü 2 ihtimal vardır. M'ye geldiğimde yine 1 bölü 2 ihtimalden 1 bölü 8'dir gamet çeşidinin oluşma ihtimali. Gelelim çaprazlamalara. Bakın karakterlerle ilgili iki bireyin gametlerinin birleşmesine biz çaprazlama diyoruz. Çaprazlamada ebeveynle parantel, yavrular ise F1 denir. Monohibrit tek karakter bakımından yapmış olduğumuz çaprazlama çeşididir. Mendel bir karakter açısından homozigot zıt bireyleri çaprazlayarak F1 dölündeki e, heterozigot yavruları elde ediyor. Bak sarı tohumlular büyük A büyük A, yeşil tohumlar küçük a küçük a. Burada çaprazlama sonucunda F1 dölünün %100 heterozigot sarı olduğunu bulmuşuz ve buna biz benzerlik yasası demişiz. F1 dölündeki bireyleri kendileştirerek yani kendisiyle çaprazlayarak biz F2 dölünü elde ederiz. Hadi yapalım. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. Bu da bizim F2 bölümümüzü ifade eder. Ki bakın burada da çaprazlamışlar. Büyük A'ların 1 bölü 4 homozigot sarı. Büyük A, ağa, küçük A'nın gelme ihtimali 1 bölü 2 sarı ve küçük ağların yani yeşil gelmenin olasılığı 1 bölü 4'tür. Genotip çeşidine baktığımızda büyük A büyük A büyük A küçük A küçük A ağ, küçük A'dan 3'tür. Genotip oranı dediğimiz şey 1 2 1 şeklindedir. Fenotip çeşidinde ya sarı bezelye ya yeşil bezelye olur. Sarı bezelyeler bakın 1 2 3 tane yeşil bir tane 3 1 oranını burada rahatlıkla gözlemliyoruz. Bakalım şimdi Mendel F2 dölünden elde ettiği sonuçlarına göre F1 dölünde gizli kalan çekinik özelliğin F2 dölünde ortaya çıktığını tespit ediyor. Aynı zamanda burada Mendel'in bir yasası daha ortaya çıkıyor ayrılma ilkesi. Bu nedir? Bir karaktere ait alellerden her biri eşit olasılıkla birbirinden ayrılıp farklı gametlere gider. Buna da biz ayrılma yasası diyoruz. Bazen de daha rahat çaprazlama yapabilmek, çaprazlama sonucun, sonuçlarını tahmin edebilmek için punnet karesi dediğimiz bir yöntem kullanıyoruz. Bu yöntemde yatay sütunlara dişi bireyin gametlerini, dikey sütunlara ise erkek bireyin gametlerini görmüş olduğunuz şekilde yazıyoruz. Daha sonrasında sırasıyla çaprazlama yaparak Punnett karesinde görmüş olduğunuz sonuçları elde etmiş olacağız. Dihibrit çaprazlama ise iki karakter açısından heterozigot genotipe sahip bireylerin çaprazlamasıdır. Bakın burada hem tohum rengini hem de tohumun biçimini çaprazlıyoruz ve çıkan sonuçlara bakıyoruz. Çaprazlama yaparken her karakter kendi içerisinde çaprazlanır. Yani tohum renkleri kendi içerisinde, tohumun biçimi kendi içerisinde çaprazlanır. Aynı şekilde bakın erkek ve dişi bireyin oluşturabileceği gametler yazılıp tek tek çaprazlaması yapılarak full net karesindeki genotip ve fenotip çeşitliliği gösterilmiş burada da. Baktığımız zaman dihibrit çaprazlamalarda oluşturacağımız fenotip çeşitlerimiz 9 bölü 16 ihtimalle sarı yuvarlak, 3 bölü 16 ihtimalle sarı buruşuk, 3 bölü 16 ihtimalle yeşil yuvarlak ve 1 bölü 16 ihtimalle yeşil buruşuk tohum elde edilecektir. Ve dihibrit çaprazlamada elde ettiğim genotip çeşidi sayısı 9, fenotip ise 4'tür. Fenotip oranı ise 9 3 3 1 şeklinde ifade edilir ki bu da yine Mendel'in bir başka yasası olan bağımsız açılım ilkesini ortaya koymuştur. Bak şimdi pratik bilgiye. Birden fazla karakter açısından farklı genotipe sahip bireylerin çaprazlanmasında her karakterin önce kendi içinde ayrı ayrı çaprazlanması yapılır. Daha sonra istenilen karakterlere ait özellikler ayrı ayrı olasılıklar yan yana yazılarak çarpımları yapılarak istenilen sonucu ulaşılır. Evet, gelelim yine bir örneğimize birlikte. Bakın şimdi bu sorumuzu da cevaplayalım. Burada tek tek çaprazlama yapmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle genotip çeşidi sayısını bulabilmek için her karakteri kendi içerisinde çaprazlayacağız. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. B'leri çaprazlayalım. Büyük B, büyük B, büyük B, küçük B. Süre bir büyük B, büyük B alalım. Daha rahat çaprazlamamız için böyle yapıyoruz. E'leri kendi içerisinde çaprazladık. Büyük e küçük e büyük e küçük e küçük e küçük e geldi. F'leri çaprazladığımızda ise büyük F büyük F büyük F küçük F büyük F küçük F küçük F küçük F, küçük F, küçük F. sonuçlarını elde ettik. Şimdi oluşabilecek genotip çeşidi sayısına baktığımda A'dan kaç geldi? 3. B'den ne geliyor bakın? 2 İk tane geldi. E'ye baktık 2 tane. F'den ise 3 tane. Yani 36 çeşit oldu. Fenotip çeşidi sayısına geldiğimde ise ya büyük A ya küçük A oldu 2. B'den ise sadece bir çeşit gelir. E'lere baktık ya büyük E ya, ya küçük E 2 çeşit. F'den yine 2 çeşit yani çarptığımızda 8 çeşit olacaktır. Büyük A küçük A'nın gelebilme ihtimali 1 bölü 2'dir. B'lerin gelebilme büyük B'lerin gelme ihtimali 1 bölü 2. E'lerin küçük E'lerin gelme ihtimali 1 bölü 2. F'ye geldim. Büyük F'nin gelme ihtimali 4 ihtimalden bir tanesi olduğu için 1 bölü 4. Yani sonucumuz 1 bölü 32'dir. D seçeneğine geldiğimizde A, B, E, F fenotipli bireyin oluşma olasılığı diyor. Bakın şuradan A gelir. Yani 4 ihtimalden 3 tanesi. Buraya baktığımda B'nin gelme ihtimali 1'dir. Buraya baktığımızda küçük E'nin gelme ihtimali 1 bölü 2. Küçük F'nin gelme ihtimali ise yine ne olacaktır? 1 bölü 4. Çarp, baktığımız zaman 3 bölü 4, 1, 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü, bir tane de fazla yazdık. Ee, sonuçta buradan ne geliyor? 3 bölü 32 sonucuna ulaşırız. Evet arkadaşlar kontrol çaprazlamasına bir sonraki videomuzda bakalım.